Merhaba, ben Atalay Tuna. Yeni bir Ryanair dersine daha hoş geldin. Bugün dersinde kısa yolları konuşacağız. Hani kısa yollarımız neyse ekleyebiliriz. Bu kısa yolları yeni oturacağımız bilgisayarda bu kullanım alışkanlıklarımızı nasıl taşıyabiliriz? Bu kısa yolları import, export etme gibi. Çünkü genelde arkadaşlarımız kısa yolları değiştirmekte biraz çekinebiliyorlar. Çünkü başka bilgisayara oturduğumuzda o kısa yolların olmadığını söylüyorlar. İşte bu sorunu çözebilmek için kendi kısa yollarımızı hazırladıktan sonra bu kısa yolları başka bir Rhino'ya nasıl aktarabileceğimizi de sizlerle detaylandıracağız. Yalnız diğer programlarla ilgili ufak tefek farklar olabiliyor. Max gibi programlarla. Ama benzer noktalar üzerinden konuşarak konuyu size daha iyi anlatmaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Öncelikle bakın şurada Options'a giriyorum. Options'a geldiğimde şurada bakın beni ilgilendiren iki sekme var. Biri Alliances, yani AutoCAD'den tanıdık olduğunuz bir sekmeydi biliyorsunuz. AutoCAD'de de isimlik adlı menüden kısa yolları değiştirebiliyorduk. Bir de Max'ten tanıdık olduğunuz Keyboard'lar var. Bu da yine kısa yol. Fakat arasında farkı merak edebilirsiniz. Alliances isimliklere geldiğinizde burada kendi kısa yollarınızı özgürce oluşturabilirsiniz bu kısımda. Bu kısımda ise size daha önceden verilmiş klavye kısa yollarını kullanaraktan kısa yol kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bakın aynı Max'teki gibi çoğu komutun kısa yolu yok. Gördüğünüz gibi. En sık kullanılan komutların kısa yolları var. Gerçi Max'e de öyleydi. Biz burada ne yapacağız? Gerçekten sık kullanacağımızı düşündüğümüz komutlara kısa yol vereceğiz ki hani oturup bir daha uğraşmayalım. Ben burada şöyle bir bakıyorum komutlara. Evet, çoğu komutumuz boş ve klavye kombinasyonu, ikili tuş kombinasyonları veya üçlü tuş kombinasyonları önerebiliyor bana şu anda. Ben burada şöyle yapacağım. AutoCAD mantığıyla yaklaşmam gerekirse Alliances. Bakın burada direkt istediğim komutu verebilirim. Mesela burada temel transform araçlarından bir tanesi olan Move komutu verilmiş. Bu şekilde. Ben burada mesela biz en sık kullandığımız komutlar neler? Mesela Move, Rotate, Scale gibi temel komutlarımız var biliyorsunuz. Mesela o komutlarda komutlara bakarsak onlar nerede şu anda? Bakın Move, Rotate ve Scale. Temel transform araçları bunlar biliyorsunuz. Ve tabi biz bu komutları verirken bakın tam adını yazmamız lazım. Bakın burada Move yazıyor. Burada Rotate ama mesela Rotate'e kısa yol vereceksek mesela hangi Rotate ama mesela 2 boyut Rotate mi 3 boyut Rotate mi? Hani bunu tam adını yazmak daha mantıklı olacaktır. Scale. Hani 3 boyutlu Scale mi 2 boyutlu Scale mi? Bunu da yine tam adını yazmak lazım. Ben şu anda sadece fikir versin diye basitçe Rotate deyip geçeceğim. Mesela Rotate Max hatırlarsanız klavye kısa yolu A'ydi. Ve burada en kısa yolunu denemek istiyorum. Peki gerçekten çalışacak mı? Hemen deneyelim. Şuraya tıklıyorum. Buradan Alliances isimlere giriyorum. Buradan New. Yine bir tane ekliyorum. New Alliances. Buraya klavye kısa yolu olarak E diyorum. Buna da Rotate diye isim veriyorum. Evet. Kısa yolumu verdim. Bakın burada tabii ben direkt yazdım ama bakın burada bazı semboller de var. Şu anda bu semboller için biraz erken bunları kullanmanız için. Ama yine de nedir diye merak ederseniz komutumuz bu şekilde direkt çalışacaktır. Sıkıntı yok ama merak eden arkadaşlar için şöyle bir bilgi geçeyim. Burada ünlem ikonu görüyorsunuz. Bu ünlem ikonu daha önceden bir komut açtıysanız onu iptal eder. Burada bir tırnak görüyorsunuz. Tırnak önceki komutu iptal etmeden çalışmanıza devam eder. Bir de burada bir alt tire görüyorsunuz. O da komutun hemen çalıştırılması anlamına gelir. Bir de burada bakın bir de şöyle bir şey var. Bakın iki komut arasında bir boşluk var. Mesela Options page'e girmiş. Oradan onun alt menüsü olan Plugins kısmına girmiş. Ve arada boşluk bırakmış. Boşluk ise bir komuta girdiniz ama onun alt menüsünü aslında direkt olarak kullanmak istiyorsunuz. Direkt alt menüsünde kullanabilmek için o alt menüyü belki özelleştirmiş olabilirsin. Çünkü birden fazla alt menü veri olabilir komut sana.
Orada da bir boşluk bırakırsan komuta direkt anında uğraşmadan istediğin özelliğiyle başlatabiliyor. Yani bunun gibi bazı sembolik ifadeler var ama tabii biz şu anda işin daha başında olduğumuz için bunu şu an direkt kullanmayacağım. Direkt okey deyip geçiyorum. Peki çalışacak mı? E yazıyorum. Enter diyorum ve bakın rotate komutu çalıştı. Bu şekilde siz de Max'teki alışkanlıklarınızı veya diğer çizim programlarındaki kullandığınız kısa yol alışkanlıkları bir benzerini burada kullanarak biraz daha belki rahat edebilirsiniz. Burada en son aşamada yine Options'a girersek bakın bu kısa yolları export edebiliyorum. Bir text dosyası olarak. Bunu başka bilgisayara oturduğumda ofisteki bilgisayara veya okuldaki bilgisayara bu kısa yollarımı direkt taşıyabilirim. Yeni oturacağım bilgisayarda bu kısa yollar yoksa da daha önce de oluşturduysam import'ta hemen kısa yollarımı çağırabilirim. Bu sayede bir daha uğraşmamış olurum ve kullanım alışkanlıklarımı sanki hiç bilgisayar değiştirmemiş gibi devam edebilirim. Evet, bugün dersi tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.